Peki hocam, endoskopi dediniz az önce. Endoskopi nedir? Şimdi biz mide ve bağırsakla ilgili hastalıkların tanısında endoskopik yöntemlere başvuruyoruz. Çünkü içi havalı organlardır. Yani bunları biz ultrasonla, tomografiyle kısmen değerlendirebilsek de endoskopi gibi direkt göremiyoruz veya gerektiğinde biyopsi alamıyoruz. Endoskopide de bir kameranın yardımıyla hastayı uyutarak direkt midesinin içine giriliyor, bakılıyor, ülser mi var, gastrit mi var. Gerek görülürse oradan biyopsi alınabiliyor, yani bir tetkik için parça alınabiliyor. Veya küçük polip gibi, yani ufak problemler veya bir darlık gibi problemler varsa bunlar endoskopik olarak da düzeltilebiliyor. Tedavi amaçlı da endoskopi kullanılabiliyor. Bazı hastalar endoskopiden korkabiliyor. Normal herkes korkar ama yani yaptırdıktan sonra da genellikle hastalar korktuğumuz kadar zor değilmiş derler. Hatta bazen birkaç yerde yapılması önerilip de yaptırmayan hastalar özellikle boşuna şimdiye kadar bekledim derler. Zor gibi algılanıyor ama uyutularak yapılıyor. Uyutmada öyle büyük bir anestezi, yani bir ameliyatta verdiğimiz gibi bir büyük bir narkozda değil, damardan iğne yapılıyor. İğne yapılmadan önce boğazımıza sprey sıkılıyor, ilaçlı bir sprey. O yutkunma refleksini azaltıyor, yani öğürme ve yutkunma. Dolayısıyla endoskop daha rahat giriyor. Artı iğneyle uyutuluyor hastalar. O olayı hatırlamıyorlar, yani uykuda geçiyor. Uyandığında hatırlamıyor. Çok da kısa sürüyor endoskopi süreci. Yani işlem yapılmayacaksa evet kısa sürer. Yani endoskopi dışında bir müdahale olmayacaksa, gözlem, tanı amaçlı dışında bir şey yapılmayacaksa kısa süreli bir işlem.